sayıda Türkmen şahsiyet ve vatandaş Kerkük Sağlık Dairesi önünde toplantı. Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinin çağrısı üzerine Kerkük Sağlık Dairesi önünde toplanan Türkmen şahsiyetler ve vatandaşlar, Kerkük Sağlık Dairesi Genel Müdürü Doktor Nebil Boşnak'ın görevden alınması kararına tepki gösterdiler. Gösteri sırasında Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi adına yayınlanan bildiri okundu. Son günler içerisinde merkezi hükümetten Kerkük Sağlık Müdürü hakkında, Doktor Nebil Boşnak'ın hakkında almış olduğu kararı biz liste olarak ciddi bir şekilde reddedirik. Bir gün Sayın Nebil Boşnak Bey'i liste olarak geçmişte de adayı gösterdik ve bakanlığa vermiş olduğumuz liste içerisinde yer almıştı. Ancak göründü ki son günler içerisinde siyasi girişimler neticesinde bu görevi Türkmenlerden alıp veyahut da Nebil Bey'in yerine başka bir arkadaşı önermek. Ancak biz liste olarak bu görev bizim hakkımızdı ve liste tarafından bu aday verildi. Hiçbir taraftan aday sunulması doğru değil. Bir gün Türkmenleri temsilen bir liste var. Irak genelinde listenin Türkmenleri temsilen bir Birleşik Irak Türkmenler Cephesi listesi var. Bu milleti temsil ediliyor. Onun için merkezi hükümet bir gün Türkmenlerle alakalı, özellikle Sağlık Müdürü ile alakalı almış olduğu kararı biz liste olarak ciddi bir şekilde reddediyoruz. Bunun yanı sıra bu gibi hareketler ve bu gibi siyasetler zannedilir ki Türkmenler önümüzdeki yerel seçime katılmaları az olur. Biz de buradan liste olarak mesaj vermek istiyoruz ve halkımızın diliyle. Biz bu toprakların sahibiyiz. Biz bir gün seçim bizi kıyas görmez. Bir gün vazifeler bizi kıyas görmez. Toprağın sahibi olan biziz. İster Kerkük, ister Duz, ister Tel Afar. Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi ayrıca bildirisinde bir dizi talebe yer verdi. Liste olarak isteklerimiz var ve biz isteklerimizi kamuoyuna beyan etmek isteriz. Bir, acil bir şekilde Başbakanlığın almış olduğu Sağlık Genel Müdürü hakkında kararın geri alsın ve hiçbir şekilde liste olarak millet olarak kabul etmiyoruz. Ta ki görevine devam etsin ki liste yerine başka bir arkadaşı önersin. Bu görev listenin görevidir, kaymanın görevidir. Bu listenin üzerinden adaylık terşihi olur. Hiçbir şekilde başka bir şekilde kabul etmiyoruz. İki, Kerkük'te 2018'den bir güne kadar bir tavazın dediğimiz, yani eşitleme, yani Kerkük'te bir gün Türkmen, Kürt, Arap görevlerde eşitlik sağlansın. Ancak bir güne kadar bu durum maalesef ki kasıtlı bir şekilde iptal olunuptu, gözden uzak olunuptu. Bu da kasıtlıdır Türkmen hakkında. Bir gün biz merkezi hükümeti göreve davet ediyoruz. Kerkük'te bir gün Kerkük senin kontrolündedir. Bir gün Kerkük genel hükümetine de davet ediyoruz. Diyoruz ki lütfen soruşturmamızı ciddi bir şekilde tutun, araştırma yapın. Kerkük'te huzur bozulursa Bağdat'ta huzur bozulur. Kerkük'te huzur bozulursa Diyarbakır'da huzur bozulur. Musul'da huzur bozulur. Kerkük'te huzur bozulursa Kuzey bölgede huzur bozulur. Bir gün bundan birkaç gün önce Kerkük Türkmen İş Adamı Subhi Zeynel Fatih Subhi Bey Kerkük'te kaçırıldı. Ve maalesef ki soruşturma yapılmadan, araştırma yapılmadan kimler kaçırıldı, ne şekilde oldu? Bir gün Kerkük'ün etrafında güvenliğin sağlanması gereklidir. Onun için merkezi hükümet ve yerel hükümeti göreve çağırır. Bunun yanı sıra Kerkük'te geçmişte de Kerkük'te yetişmiş insanlar var. Bütün etnik gruplarında yetişmiş insanlar var. Türkmenlerde de var, Kürtler de var, Arapçalar da var. Ama son günlerde Bağdat'ın, merkezi hükümetin başka illerden Kerkük'te görev yapmak için önerdiği şahsiyetler, isimler bir gün Kerkük halkı ve Türkmenler halkı tarafından ve liste tarafının ciddi bir şekilde rafz edilip reddedilir gözüne. Kerkük'le özellikle vazifelerde, atamalarda Kerkük'le alakalı milletvekilleri üzerinden geçer. Ancak bir gün bütün alınan kararatlar Kerkük temsilciliklerinin dışında alınır bu kararatlar. Onun için Kerkük'le ilgili alınan herhangi bir karar, herhangi bir davranış ve herhangi bir talimat önce Kerkük temsilcilikleriyle bir araya gelip oturup Kerkük'ü onlar sizden daha iyi bilirler.